Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. Aradı. Fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz, ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz bizimkiler ve siz daha 17'ler. Hepiniz hoş geldiniz. İftarlar yapıldı, Allah kabul etsin. Çaylar, çorbalar diyecektim yahu. Galiba çorba kısmını geçtik. Çaylar ve kahveler hazır. Her zaman dediğim gibi şey yapın. Semaver, termos hepsini yanı başınıza alın salona ya da televizyonun olduğu bölgeye. Ki hani gidip gelmeyin. Çünkü neden? Aileler yarışıyorum. Bir saniyesini bile kaçırmak istemezsiniz. Bir tek ne eksik biliyor musunuz? Günlük eğlence dozunuz. E onu da almanın vakti geldi. E o zaman aileler yarışıyor. Başlasın. Daha 17. O değil değil mi? Değil. Değil. Ney? 17 evet. Yıldır arkadaşız. Gerçekten mi? Evet. Ay maşallah bir ömür. Ömürlük. Ömürlük mü? Siz şey misiniz? 2 yıllık üniversite onar mısınız? Evet. 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 Aa, kime Hakkı sen anlatmak ister misin? Anlatayım. 2005 yılından beri Kırklareli Üniversitesi'nde tanıştık. 2005 yılından beri arkadaşız. 17 yıldır. Yani şuradaki asıl mevzu şu, 2 yıllık üniversitede tanışıyorlar değil mi? Evet, evet, evet. Sonra bir daha kopamıyorlar. Tam 17 yıl. Ne güzel bir şey yahu. Ayrı ayrı yerlere gidiyorsunuz. Evet, 2 evet, yıl sonra tekrar bir dikey geçiş sınavıyla 4 yıllık fakülteler kazanıyoruz. Farklı şekillere dağılıyoruz ama tekrar bir araya geliyoruz. Ay çok güzel. Peki daha 17, daha diyorsunuz daha neler var? Tabii. Var. İyi ki geldiniz. Bizimkiler... Buğra? Bizimkiler. Yani bizimkiler. Vatandaşa carçurt yok diyen bizimkiler. Ney? Vatandaşa carçurt yok. Bir şey diyorum. Bam yaptığı için cümlede duymuyor. Bir daha söyle. Vatandaşa carçurt yok. Carçurt yok. Ay ya ne güzeldi. Bizim diziler. Diziler evet. Diziler. Çok güzel. İyi ki geldiniz. O zaman biliyorsunuz ki sürprizli bir cevabımız var. Tam 1.000 lira değerinde. Ve büyük ödülümüz 10.000 lira. Aa ilk defa 10.000 lira dedim kimse coşmadı. Yani 1.000 lirayı, 10.000 lira, 10.000 lirayı 1.000 lirayla aynı alkışladılar. Bir daha denemek isterim. Sürpriz cevabımız 1.000 lira. Büyük ödülümüz 10.000 lira. O zaman herkes eve geldiyse başlayabiliriz. Ozan ve Yasemin buyursunlar. Şimdi şöyle. Bu etabımız hızlı bir etap. Hemen şöyle şey yapalım yani sizi tanıyalım derken. Yani mesela Ozan ne iş yapar falan öyle tanıma değil. Genel olarak bir ayağınız alışsın aslında. Ha çok güzel alıştı ya. Hemen alıştı adam. Çalışıp geldim. Provanı da yaptın. Evet. Harika. Hakikaten çalışıp mı geldin? Evde 7/24 idman yapıyorum. Gerçekten mi? Eşim böyle sürekli buton koyar masaya ben böyle vururum. O zaman 10 puanlık sorunuz geliyor. Yazın işten eve geldiğinizde diğerlerinden önce üzerinizden çıkaracağınız
Ozan. Gömlek. Gömlek midir? Bravo, sen hakikaten çalışmışsın. Bravo Ozan. Bu akşamın ilk 10 puanı bizimkilere gitti. Bravo, bravo. Yasemin kusura bakma ya, bir arkadaşa bakıp çıkmışsın gibi oldu ama. Önemli değil, ayağa alışsın. Gülden ve Görkem. Evet. Görkem geliyor. Gülden nerede çalışıyorsun ya da çalışıyor musun? Çalışıyorum. İlaç firmasında çalışıyorum. Görkem? Sen evet. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Bir gıda firmasında çalışıyorum. Uçaklara ikram veren bir firmada. Peki o zaman 10 puanlık sorunuz geliyor. İş yerinizde kıskanılmanıza neden olacak bir şey söyleyin. Evet Görkem. Kıyafet. Öyle mi? Kıyafet midir görelim. Oo, Gülden Hanım sizdeyiz. İş yerinizde kıskanılmanıza neden olacak bir şey söyleyin. Performans. Performans var mı? Allah Allah. İş yerimizde kıskanmamıza neden olacak bir şey söyleyin. Statü. 1-2-3 tık. Ne oldu bir dakika, kimse bir cevap. Yetenek. Performans çünkü değil mi aslında, evet. Oydu. Oydu. Yetenek. Terfi belki. Alınması terfi falan alınma. Ama oydu. O da bir eylem ama. Bakalım neymiş. Statü kıskanılır ya. Terfi. Ben kazandım. Görüşürüz. Görüşürüz. Duygu ve Burak geliyor. Ya Burak sen ne tatlı adamsın. Çok teşekkür ederim. Herkes öyle der. Neden gülüyorlar? Herkes öyle dediği için mi? Herkes öyle. Evet öyle. Neden evet. Acaba şey mi olmuyor yani mesela? Ne kadar yakışıklı adamsın. Wow, ne kadar karizma. Bunları duymuyorsun da hep sen ne tatlı adamsın mı duyuyorsun? Çipil çipil mavi gözlerim var diyorlar. Bir şey diyeyim, çipil ne ya? Böyle çakır gibi böyle. Duygu. Efendim? 10 puanlık sorunuz geliyor. Fırtınada içinde olmak istemeyeceğiniz bir toplu taşıma aracı söyleyin. Çok tatlısın ama o erken tutalım. Gemi. 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 Oo, hiç yaşadın mı? Öyle bir şey başına geldi mi? Yaşamıştım. Bursa'ya giderken feribotta yaşamıştık. Bayağı alabora olacak gibi bayağı eğilmişti. Sen ne diyorsun tabii ya? Korkunç bir şey oluyor yani. Gemi var mıdır? Bravo! 10 puan da oraya gitti. Görüşürüz tatlı adam. Aldım. Merve ve Hakkı geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Hakkı, Merve. Şey aklıma geldi ya, Hakkı Bulut. Hakkı Bulut abimize de buradan selamlar yollayalım. Sen hatırladın mı? Hatırladım. Şey vardı, en bildiğimiz şarkısı. Mümkün henüz değil. 3 yaşında bir kardeşim var. Yok, mümkün değil, benden çıkmaz. Hakkı Bulut'un öğretmen olduğunu biliyor muydunuz? Hayır. Sanki kötü bir şey söyledin ya. Merve söyledi. Hayır diyorum. Hayır. Sen biliyor muydun? Biliyorum. Ya. Şey hatırlamıyorum ama galiba müzik öğretmeni mi yoksa sınıf, onu hatırlamıyorum ama aslında öğretmen. Sınıf öğretmeniydi galiba öyle bir şey. Öyle mi? Evet. İddiasına gelelim mi? Yok, gelmiyorum. Hakkı heyecanlı mısın? Hem de çok fazla. Hem de onu ben çok, onu çok çünkü fazla. Çünkü cümlesi bitti ama ağzı hala oynuyordu. Yukarı çekti bir şey. Sen de çok tatlısın. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Senin ne değişik. Sen yüzücü müydün eskiden? Yok biraz. Sporla uğraştık sonra biraz kilo aldık. Daha sonra bu hale geldi yani. Amerikan futbolu? Yok, Amerikan futbolu yok. Ama sen acayip bir omzun falan değil mi ya? Varmış demek ki daha. Merve? Geçmişi var gibi gözüküyor. Şeyi sporla. Bekliyordum senden. Hayır. 10 puanlık sorunuz geliyor. İlkokul 1. sınıfta okuduğumuz kitapların kahramanlarından birinin adını söyleyin. Hoppa. Merve? Cin Ali. Hayır. Cin Ali var mı? Bravo. Görüşürüz. Vay be. Bana sorsan mesela ben bilmezdim. Haydi derdim. Biz
kendi kendime söylüyorum, kendi kendime gülüyorum Alperen falan. Alındı ki. Hayır, eskiden şurada bir Fikri'yle bir tepkileşirdik, bir Alperen falan. Böyle yaptım Alperen'e. Bana sorsalar falan, kafasını indirdi, bir şeyler yazıyor. Daha 17-10 puan, bizimkiler 20 puan. Can ve Esra Nur. Evet. Esra Nur geliyor. Ya siz, bu taraf acayip mutlu değil mi? Bakar mısın? Atika'ya ettin mi? Tatlı adam da öyle mutluydu. Merve, bak Merve de ta ki ben Hakkı Bulut'un öğretmen olduğunu söylediğime kadar mutluydu. Ne oldu bilmiyorum. Ozan çok mutlu, Gülden mutlu. 10 puanlık sorunuz geliyor. Kelimeyi tamamlayınız. Nokta nokta bahar. Can? İlkbahar. Mevsim bahar olunca ilkbahar. İlkbahar, bravo. Puan da oraya gitti. Esra Nur en sevdiğim. Bak alamadı ya puanı. Direkt en sevdiğim hakikaten. Efendim aileler yarışıyor. Bu akşam şöyle bir açılış yaptık. Daha 17 ekibi 10 puan aldı. Bizimkiler de 30 puan aldı. Hadi o zaman asıl yarışa şimdi başlayalım. Ozan ve Yasemin geliyor. Ben geldim. Sen geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Mutluluk gerçekten de bulaşıcı bir şey biliyor musunuz? Şimdi bazen benimkiler diyor ki, Asma Hanım şey mi oldu diyor, ne yapıyorsunuz siz orada hiç öyle kendi kendinize falan. Ben böyle bir şey yapıyorum mutlu olunca falan burada. Normalde burada... Anladım, soruyu bekliyorsunuz. Hayır. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Asuman Krause de buradan giyiniyor gibi esnafların kullandığı klişe bir söz söylüyor. Gel abla, gel. Asuman ablam da buradan giyiniyor. Çok güzel. Bir tek Alperen alkışladı, onun niye olduğunu bilmiyorum. Çok güzel de harikasınız Ozan. Ne demiş? Gel abla. Gel abla gel. Asuman ablamız da buradan giyiniyor. Ablamız da. Asumancığım da buradan abla, giyiniyor. Gel abla gel. Asuman abla da buradan giyiniyor. Mudur? Var mıdır? En popüler 6 cevap burası. Bence güzeldi. Ama Yasemin soru şu. Asuman Krause de buradan giyiniyor. Gibi esnafların kullandığı klişe bir söz söyleyin. Batan geminin malları bunlar. Sen zaten aynısını söyledin. Gel abla gel buradan giyiniyor. Batan geminin malları bunlar. Batan geminin malları bunlar. Var mı? Wow. Görüşürüz Ozan. İlk etapımızı daha 17 ekibiyle başlıyoruz. Ya Ozan ne tatlısın ya. Asuman Krause de buradan giyiniyor. Gel abla gel. Asuman Krause de buradan giyiniyor dedi ya. Sorunun aynısını tekrarlı cevap olarak. Dinlemezsen sonuna kadar olacağı bu tabii. Görkem. Akşam pazarı. Akşam pazarı. Akşam pazarı var mıdır acaba en popüler 6 cevap arasında? Ben çok kullanırım onu. Özellikle şeyde, akşam pazarı ama ya abi falan diye sürekli. Aa pazarlık yapıyorum gibi bir şey mi oluştu? Aynen de yapıyorum. Duygu, Asuman Krause de buradan giyiniyor gibi esnafların kullandığı klişe bir söz söyleyin. Sıla hızması geldi demek istiyorum. Nece konuştun? Sıla hızması geldi. Bir daha söyle. Sıla hızması geldi. Aa sıla hızması. Sıla hızması. Okey tamam. Muhabbete girersen başka şeylere gideceğiz. Oraya gitmek istemiyorum. Sıla'nın hızması mı vardı? Evet. Dizi karakterinin. Biliyorum biliyorum o Sıla. Sıla gel gel. Sıla hızması geldi. Var mı? Sen zaten bu çağrışını satamazdın o ürünü söyleyeyim evet. Yani. İkinci çarpımızı aldınız. Bizimkiler kümeleni. Hakkı? Kapatıyoruz. Kapatıyoruz mu? Böyle yazarlar ya, kapatıyoruz. Daha çok. Ya dükkanı kapatıyoruz, o yüzden... Asuman Krause de buradan giyiniyor gibi esnafların kullandığı klişe bir söz. Kapatıyoruz var mıdır? Daha bir şey söyleme çünkü bunu aldım artık.
hakkı. Vatan imzaları bunlar var. Sen böyle bir kapatıyoruz. Öyle yazarlar ya, kapatıyoruz yazarlar da daha çok alışveriş yaptırırlar. Onu ben anladım sen ama şey gibi oldu seninki. Anladım onu ama o değil. O değil. Şey, ben esnafların dediğini soruyorum. Buradan bütün esnaf abilerimize, ablalarımıza selam yolluyoruz. Özellikle Kurtuluş'a selam yolluyoruz. Siz İstanbul'dan mı geldiniz? Evet. Evet. Karşısıyız biz. Evet. Karşınıza. Hoş geldiniz. Can. Asuman Krause de buradan giyiniyor gibi esnafların kullandığı klişe bir söz söyleyin. Unutmayın. Çıkan batan geminin malları. Karşı taraftan Hakkı şöyle dedi. Kapatıyoruz. Çıkmadı. Sen değil. En ucuzu burada. Merve. Bize gelişi bu. Buğra. Yavrunu sevindir. Bir şey söyleyeyim, bunu ilk defa. Yavrunu? Yavrunu sevindir. Salı pazarında hep söylenirdi. Gerçekten. Şahin. Aa, ben bunu hiç duymamıştım ya. Gülden? En kalitelisi, en ucuz da. Ve Ozan. Hepsi başka bir şey söyledi farkındaysan. İnisiyatif alıyorum burada. En ucuzu bu. En ucuzu bu. Burada. Daha ucuzu yok ya. Yani. Batan geminin malları çıktı. En ucuzu bu çıkarsa bu etapın kazananı bizimkiler olacak. Böylelikle 30 puanların üstüne... Evet, 4 puan kazanmış. Evet, şey yapalım biz. Hemen bir bakalım var mı? En ucuzu bu. Karşıladığı için sudan ucuz şey oldu. Size evet, de kısmet inşallah. Bu beni üzdü. Ay, bir şey söyleyeceğim ya. Daha 17'ler. Bir şey söyleyeceğim de. Şunun şurasında şu 12 puanı mı kıskandınız? Bu kadar yaygara şu 12 puan için mi? Daha yeni başlıyoruz. Ya bir şey de yapmadan 42 puandalar. Hayır, bir şey söyleyeyim. Beni düşünen yok. Benim canım ciğerimi düşünen yok. Açılmamış orada 99 tane cevap var. Onu ne yapacağız? Etap açılmadı. Cevap bulamadık. Baştan oynayalım. Ya. Ha, sen de 42 puanla memnun değilsin. Yok, ben memnunum. Aa, onu fark ettim. Efendim şöyle. Sudan ucuz. Burada bir tıkandık değil mi? Çünkü neden? Daha 17'lerde... Bizimkilerde, gerçi bizimkilerde Buğra'nın dışında kimse böyle pazarlık falan filan yapmadığı için bilmiyor. Ama sen neydi yavrum? Yavrunu sevindir. Yavrunu sevindir. Ay, çok güzelmiş o ya. Çok güzel. Salı pazarına ben de gitmek istiyorum. Gidelim ama artık kurulmuyor. Yok mu artık? Yok. Erenköy pazarı var, çok güzel. Ha, ben onu duydum. Harika Fikri, pazar. Erenköy'e gidelim mi? Fikri benimle küsmüyor. Ha, Fikri ama şey, tamam gideriz. En popüler dörtte ne açılır acaba? Asuman Krause de buradan giyiniyor diye esnafların klişe sözlerinden birini söyleyin. Evet. Olsa dükkan senin ya. Ben zaten burada 40 kere söylüyorum. Puan alamayınca olsa diyorum yani. Beni övünce. En popüler üçte ne var? Aa, zararına. Hep de o var ya, zararına satıyorum. En popüler 2'yi görelim. Bunu nasıl hatırlamayın? Evet. En popülerini de görelim. Gelişi bu zaten abla diyor. Bana öyle yapıyor. Gelişi bu zaten. Tamam, sen de bana gelişinden ver. Ayağım alışsın, bir daha geleyim. Aynen. Nedir yani? Ama benim favorim Patron Çıldırdı. O çok iyiymiş ya, Patron Çıldırdı. Bizimkiler 42 puanda dediğim gibi, daha 17'ler 10 puanda. İnanın aileler yarışıyor da 12, 14, 15 puan o kadar önemli ki. Ya Yasemin bak. İkinci etapta bakalım neler olacak. Görkem ve Gülden geliyor. Ay, çok güzel bir soru size denk geldi. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. 80 yaşında birinin sahip olmak için tüm parasını... Çak!
Evet. Gençliği. Gençliği. Var mıdır en popüler altı cevap arasında? Hatta bir şey söyleyeyim, bence en popüleri. Yes, bravo. Ozan'cığım seni tanıyalım. Böyle komşu musunuz, arkadaş mısınız, karı koca mısınız? Nedir bizimkilerin durumu? Biz aslında hepimiz aynı şirkette çalışıyoruz. Ha okey, siz onlarsınız. Evet. Hatta bayağı da uzun yıllardır arkadaşız. Bir dakika, buldum, hatırladım. İlaç firması mı hepimiz? Evet, aynı firma. Aynı firma mı yoksa farklı? Aslında yok, hepimiz aynı firmadaydık. Can biraz değiştirdi geçen sene. Nereye gitti? Ha, başka firma yani. Başka firmaya geçti. Ama sektörü değiştirmiyor. Yok, aynı, aynı firma. Aynı. Bana bakın, nereye gittin? Peki bir şey söyleyeceğim. Buğra mı sürekli birinizi tesadüf olarak takip eden? Benim o. Ozan'ı takip ediyorum ben. Ha? Evet. Ozan, sen anlat ya. Biz Buray'la böyle 15 yıldır can ciğer arkadaşız, dostuz. Hatta ben ona Buğra canım derim yani. Buğra, Buğra çok tatlı adam. Aynen, ya. O öyle. Yüzden can. Hakikaten candır yani. Biz genelde böyle, bizde böyle zaman zaman şirket değişikliği ilaç endüstrisinde çoktur. Böyle biz bir... 15 yıldır arkadaşsın. 15 yıldır. Ondan önce sen Pakistan'daydın, orada doğdun, büyüdün. Yok, Mısır'daydın. Benim paşa dedem Mısırlı, Kahireli aslında. Şu an benim şeyimi devam mı ettiriyorsun yoksa benim kaldım? En sevdiğim yarışmacı ya. Beni dumura uğratan. Pakistan değil. Pakistan, Mısır. Gerçek mi? Ya, bak, tabii ki değil. Söyleme, inanırım. Ben böyle bir... Adana? Aslen ben Hataylıyım. Yani şöyle aslında... Bak biliyordum ya. Işte, şimdi benim annem Hataylı. Ben Hatay doğumluyum ama hep Ankara'da büyüdüm. Babam Giresunlu. Ama ha, bana arkadaşlar da beni bilmez ya, Giresun şey ben Hataylıyım derim. Çok pardon. Giresun yarım asır sonra şampiyonlar, birinci lige gelen takım değil mi? Buğra evet, bilir o işleri daha çok. Evet. Adam babası Giresunlu. Çotanaklar vardır hatta. Çotanaklar, çotanaklar evet. Giresun'da vardır. Çotanaklar diye bir şey çotanak, var. Çotanak. Çotanak da biliyoruz işte. Ben anne tarafından daha çok Hataylıyım. Ha okey. Evet. Sonrasında biz böyle, ben genelde bir şirketten geçerim başka bir yere. Aradan 3-5 ay kalmaz. Ben gelirim. Bir bakarım Buğra gelir. Ama bu tesadüf oluyor tesadüf, değil mi? Tesadüf, kesinlikle tesadüf. Emin misin? Bu kadar tesadüf biraz tuhaf değil mi ya? Yani tuhaf aslında ama hatta Buğra şey diyor, bir sonraki durak nere, ona göre planlayayım diyor da. Ya. Kaç ama kere oldu bu mesela, sen bir yerden üç, bir... 3. Zaten 3 firmada çalıştım. Doğru söyle artık Buğra. Gerçekten. Sen özellikle Ozan orada mı olmak istiyorsun? Yani çok severim kendisini. Aynı departmanda da çalıştık. Masalarımız böyle dip dibeydi. Gülden sizin şey mi, yetkiliniz mi? Yok. Burada kim yetkili abi? Hepimiz. Herkes yetkili. Herkes. Okey. Bu tatlı adam da mı? Evet. Benim. Hem de bayağı yetkili. Senin geldi yöneticin. Ha, benim değil mi? Benim. Senin yöneticin. Ay çok güzel. Can zaten gitti. Arkadaşlığımız baki ama. Baki. Tabii ki. Çok güzel, harika. Kaç yıldır tanışıyorsunuz mesela? Buğra, Ozan 15, siz? Biz 7. Siz 7. Can? 4-5 yıldır. Evet. Sen gittin ha? Yeter de. Oranın şeyini değil mi? Sonra anlatayım. Tamam, güzel. Bizimkilerdeyiz. Efendim sorumuz şu. 80 yaşında birinin sahip olmak için tüm parasını harcayabileceği bir şey söyleyin de en popülerini açtırdı Gülden. Gençliği dedi. Bakalım tatlı adam Buğra ne diyecek? Yazlık ev. Yazlık ev mi? Ne sordum ben ya? 80 yaşında birinin sahip olmak için tüm yazlık ev. Denize girmeyi seviyorsa ve dinçse... Hemen Şadan abiye dönüyoruz. Şaka şaka dönmüyoruz tabii ki. Yazlık ev var mıdır? 80 yaşındayım. Her şeyimi veririm yazlık ev için. En popüler de gençlik açılmış. Görelim neymiş. İlk çarpınızı aldınız. Merve? Spor araba. Lüks spor araba diyebilir miyim? Sizin dedeler falan... Yani sağ mı? Ya da mesela babaların yaşı 80 var mı? Yoktur herhalde. Daha şimdiden emeklilik hayalleri kurduğu için hepsi. Yani evet, siz kendi hayalleriniz mi? 80'e gelince ben spor araba dedi. 80 yaşına her şeyini verecek. Spor... Ama bir şey söyleyeceğim. Olur mu? Bir şey söyleyeceğim. Aslında çok güzel Merve ya. Olabilir. Neden olmasın? Spor araba.
çarpınızı aldınız. Efendim buyurun kümelenin. Çok güzel. Can, sakin. 80 yaşında birinin sahip olmak için tüm parasını harcayabileceği bir şey söyleyin. Ben daha garantici davranayım. Sağlık. Evet. Çok güzel. Olmaz. Spor araba, yazlık ev. Burada çıkmış gençlik. Ah ah şimdi genç olaydım. Yerinizde olacaktım. Bir de sağlığım. Yazlık evine bak. Halk plajı var. Geçin orada denize işte. Sağlığı var mıdır? Sağlık. Wow! Kız kişiye sorduk beş maddeye cevap arıyorum. Ailelere yarışıyor. Sağlık sana tam 1000 lira kazandırdı. Sürpriz cevabımız sana çıktı. Ne yapacaksınız diye sorayım yine tabii ki. Ama galiba birlikte değil mi? Perşembe pazarına. Yavrular sevinsin. Yavrularımız sevinmesi gerekiyor. Var mı yavrular? Var yavrular. Kimde var? Herkeste var mı? Hepsinde var. Bende yok. Aa maşallah. Ha o yüzden Ozan direkt böyle bakıyor. Var. Hiç üstüme alınmadım. Sende kaç tane var? Bir tane var. 7,5 yaşında. Oy maşallah. Merve? 3 yaşında. Tam da ona gelmiş ya Hakkı Bulut'un şarkısı. Henüz 3 yaşında. Buğra sende? 9 yaşında. Ay 9 tane var diyecek sandım bir an. Gülden? 12. Ha 1-1-1. Ozan da yok. Yok. Okey. Bizimki galiba Can hem sürpriz cevabı al hem de şeytanın bacağını kırdı. 2 tane çarpınız var. Of açılmamış 4 tane cevap var. Acaba kümeleniyorlar. Oraya kadar bitirebilir miyiz bilemiyorum yani. Bu tabii 2 çarpıya rağmen 4 tane açılmamış cevaba rağmen alır mısınız? Deneyeceğiz. Merak uyandırıyor tabii ki. Ozan sendeyiz. 80 yaşında birinin sahip olmak için tüm parasını harcayabileceği bir şey söyleyin. Yakışıklılık, güzellik. Yakışıklılık. Aa öyle midir acaba? Öyledir herhalde ya. Şey var mı? Yakışıklılığı, güzelliği. Aa bence güzel cevaptı. Bence de. Hani yazlık evden sonra. Tabii canım. Geldim. Esra Nur, 80 yaşında birinin sahip olmak için tüm parasını harcayabileceği bir şey söyleyin. Anıları. Hakkı? En mutlu anları, evet. Neleri? En mutlu anları. Duygu? Huzur. Görkem? Anıları. Son karar senindir Yasemin. Doğru cevabı açtırırsan o az önce... Bakayım. Ha evet o 14 puan için mi? 12 puan için 12. Ha onun için kızmışsın ya onu daha fazlasını alacaksın. Anılarını. Değil mi ya? Olabilir. Mi yoksa anılar? Aa. Olabilir. Bu arada bir şey söyleyeyim. Anılar niye kayboldu ki zaten? Ana anıdır. Hani adamın gençliği gitti tamam. Sağlık. Ben de bu arada neyse hep dedeciyim. Hep oradan yola çıkıyorum. Sağlık gitti, gençlik gitti de anıları niye gitsin ya? İşte ne bileyim. Anılar var mıdır göreliyim? Ve puanlar bizimkilerde kaldı. 100 kişiye sorduk 5 maddinde cevap arıyorum aileler yarışıyor. İnanmayacaksınız ama canım ciğerim ikinci etabı bitirmeye çalışıyoruz. Hiç bitiremedik. Damlaya damlaya göl mü olur? Olur mu bilmiyorum. Biz niye tıkandık burada yahu? 80 yaşına geldiğinde... Zamanı. Çünkü mesela belli bir yaşa gelince bile şey diyoruz, ah şimdiki aklımız falan olsaydı. Evet, aslında kuramadan... bedensel güç sağlığa girer değil mi? Zamanı belki diyebilirim. Yani böyle koşabilsem, zıplayabilsem. Geçmişe dönmek değil mi? Bence değil sağlık. Evet. Ben aklıma zamanı geri almak. Zamanı geri almak. Evet, zamanı geri almak. Gençliği de sen bulmuştun değil mi? Evet, ben yaklaşıyorum ya. Yavaş yavaş. Hayır canım, öyle bir şey deme. Bakalım en popüler nerede, ne var, altı neymiş? Altıyı bir açtıralım, ondan sonrasına bakacağız. Yemin ediyorum ben bunu düşünmüştüm. Öyle evet, ama sağlık var diye şey evet. Yapmadın. En popüler 5. Ben de düşün, ben böyle ben böyle yapıyorum. Araba daha mantıklı gelmiyor. Gerçekten. Ama tabii şimdi artık öyle bir dönem...
dişler falan da yaptırılıyor ya, o yüzden herhalde oraya gitmedi. Kafam vasta yaptırmıyor. Ben böyle yapıyordum arkadaşlara. Ne? Kopya verdiğin mi trafikte? Hayır. Söylemediler ki ama böyle yaptım yani. Ha, okey. Onu o anda kimse fark etmedi demek ki. Sen kendi kendine böyle bir şey yapıyorsun, düşünüyorsun sandılar. En popüler 4 tane varmış görelim. Ben dedim. Buraya bak, şlak şlak yapıyor. Evet yani, şimdi Buğra'ya bakıyorum, evet. Bizim bir de Tanju Baba, o da öyle mesela. Ben de. 80 ben yaşında. De yani 80 yaşında da olabilir, 42 yaşında da. Evet. En popüler 3'ü görelim. Aa, sen çok yakındın oralara Ozan ama... Aynen. Güç dedi, kuvvet dedi, sağlığa girer mi? Girmez tabii ki, o başka. Sağlığın yerinde olabilir ama güçlü değilsin. Daha basit yani. Düşünmek. Tabii canım, Hakkı gibi bodybuilding çalışıp da anladın mı? Bırakmadıysa adam. Efendim, hedef vur etabıyla devam etmek istiyorum. Çünkü Yasemin İnan gönlüm artık el vermiyor. Orada 10, dönüyorum 10. Saatlerdir 10 puandasınız. Ozan ve Yasemin geliyor. La 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 la. Bir şey söyleyeceğim, siz şey üzerine mi bu ilaç firması enerji mi, hani böyle bir, siz müthiş mutlusunuz, çok müthiş mutlu. Enerjiksiniz. Aynen. Ben buna bayıldım. Bu arada ne bizim firmamız ki? Yaklaşık 6-7 yıl oldu değil mi? 6-7 yıldır Great Place to Work seçiliyor. Yani Türkiye'nin çalışılması en iyi Great firması. Great en iyi iş verici. Oh, sorry. Bir daha söyle. Great? Great Place to Work. Ha, Great Place to Work. Oh yeah. Oh yeah, right. We ask 100 people. Ben öyle devam etsem ya. Great place to work. Bizim aileler yarışıyor gibi. Evet. Çalışması harika olan bir yer. Şu arkadaşlarımı bir alkışlayabilir miyiz ya? Evet. Ben bir şey söyleyeyim. Ben gidiyorum, bizim editörler tabii soruları hazırlıyorlar, elime veriyorlar. Ben 100 kişiye sabah akşam soruyorum. Onlar da işte bu harika programı size çekiyorlar. Sonra montajlanıyor falan filan işte biliyorsunuz. Ama inanın yani herkes çok tatlı ya. Buraya kadar olmasanız da çok tatlısınız. Mümkün değil. Aa bak. 10 puanlık sorunuz geliyor. Yaprakları çiğ de yenebilen bir bitki türü. Oppa, kadın çok sert. Evet Yasemin. Semizotu. Semizotu. Evet, bakalım var mı? Ben yerimi alıyorum. Yok, o kadar şey, çağırayım yani. Çağırayım öyle yani şey yapın. Yani tamam, 10 puan gitti, çok güzel semizotu, bayılırım. Gülden ve Görkem geliyor. Maydanoz verdim. 20 puanlık sorunuz geliyor. Numarasını ezbere bildiğiniz size ait bir şey söyleyin. Cep telefonu. Cep telefonu zaten galiba artık bir tek onu biliyoruz. Evet. Başkasınınkini bilmiyoruz. Cep telefonu. Telefon. Buğra Duygu geliyor. Duygu o sırada üstünün başını hazırlıyordu. Çünkü sıram geldi dedi. 30 puanlık sorunuz geliyor. Barış Manço denildiğinde ilk aklına... Opa, ama çok sert vuruyorsunuz kızım. Ben üzülüyorum. Elin acıdı bu. Koptu. Ah, Allah korusun. Kızardı. Sen deyiz. 3, 2, 1. Adam olacak. Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Adamın yani elinin acısından toparlayamadı biliyor musun? Acıdı gerçekten. Vallahi acıdı. Gerçekten. Farkındayım. Hani çok sert vuran oldu. Misal Yasemin. Ama seninki çok acı. Duygu. Barış Manço denince ilk aklınıza gelen söyle. Yüzük. Değil mi? Aa ya. İçinde yatsın. Benim Ziya da öyle. Böyle yüzükler tokuyor. Elini görmüyorsunuz ya. Yüzükleri görüyorsun. Yüzük var mıdır? Benim aklıma direkt
direkt gül pembe gelirdi ya. Niyeyse? Bana adam olacak çocuk. Ben de adam olacak evet. Çocuk. Ben de bugün bayram mesela o geldi. Bugün bayram. Aa çok güzel ya. Barış şeyi derdim uzun saçlar, saçları da ama ilk akla gelen çok. Hakkı ve Merve geliyor. Kırk puanlık sorunuz geliyor. Bir kez nasıl yapıldığı öğrenildi mi? Asla unutulmayan bir eylem. Merve. Bisiklet. Bisiklet var mı? Hakkı, bir kez nasıl yapıldığı öğrenildi mi? Mesela tabule gibi bir şey anladın. Asla unutulmayan bir eylem söyleyin. Araba kullanmak. Araba kullanmak var mıdır? Bir kez nasıl yapıldığını öğrendi mi? Bir ne? Yüzmek. Konuşmak. Yürümek. Yürümek. Yüzmek. Yüzmek, konuşmak. Çünkü şey oluyor, bisiklet ama mesela bizim Tanju Baba geldi 80 yaşına. Aa ben bisikleti zamanında kullanıyorum da uzun zamandır kullanmıyorum. Yok ya o da aslında. Bakalım neymiş? Süper. Yüzmekmiş. Görüşürüz. Bende kaldı 40 puan. Ha. Can ve Esra Nur geliyor. Eli puanlık sorunuz geliyor. Nesil farkından dolayı sürekli duymaktan usandığımız bir söz... Acele et. Usandığımız bir söz söyleyin. Can. Bizim zamanımızda böyle değildi. Bizim zamanımızda... Ay ben de söylüyorum bunu çok ya. Bizim zamanımızda böyle değildi var mı? Yes. Bizim zamanımızda böyle değildi. Aldı işte gitti 50 puanı. 150 puanım vardı biliyorsunuz. Bunun 40 puanı daha 17'lere gitti. Aa inanmıyorum 50 puana geldiniz. Nihayet. Ve 70 puanı bizimkilere gitti. Bu güzel oldu. Yavaş yavaş gidiyorum. Benden o kadar çok puan kalmıştı. Nasıl bu kadar puan verdim size? Yok kalmadı demek. Gönlünüz zengin. Teşekkürler, çok iyi bir insansın. Üçüncü etapımızla devam ediyoruz. Duygu ve Buğra geliyor. Yüz kişiye sorduk. En popüler altı cevabı arıyoruz. Yapmadığınız halde birini tavlamak için hangi aktiviteler var? Evet Buğra. Şiir okumak. Sen... Şiir okumayı sevmez misin? Severim. Seversin? Severim. Niye aklına bu geldi ilk? Evet haklısınız. Çok tatlı ya. Buğra önce basayım da diyor sonrasına bakarız. Şiir okumak var mı? Şiir okumak. Var mı bir şiir şöyle birkaç şey? Var mı hemen ezberinde? Var aslında. Ama benim tonajım şu an değildi. Biraz heyecanlıyım ya. Ha ondan dolayı onu da fark ettim. Tamam o zaman seni zorlamayayım. Yoksa Davudi sesimle çok güzel okuyabilirim. Davudi sesimle. Sen bana ışık ol, ben filizlenirim. Ben de o kadar. Duygu. Yapmadığınız halde birini tavlamak için hangi aktiviteden hoşlandığınızı söylersiniz? Spor yapmayı çok severim. Sen ama seviyorsun beni. Ben seviyorum. Ama... Seviyor musun? Seviyorum. Spor yapmayı çok severim. Spor yapmak var mı? Burayla başlıyorum bu etabı. Buyursunlar Duygu. Duygu sen heyecanlı mısın? Heyecanlıyım biraz. Duygu böyle midir? Hayır. Daha konuşkan değil evet, mi? Evet tabii. Ya rahat bırak kendini Duygu. Biz bizeyiz. Sonra izlediğinde diyeceksin ah be keşke bıraksaymışım kendimi. Bilmek için çok uğraşıyorum. Ne için? Bilmek için. İşte o zaten biraz rahat bırakırsan bileceksiniz otomatikman. Ben hiçbir etabı sizinle başlamadım değil mi ya? İlk peki. Olacak. Yasemin'ciğim. Sen ne işle meşgulsun? Ben bir... Ya ne tatlılar bak. Soru şeye yöneliyor bak. İlk olacak. Yasemin diyorum hemen tabloya bakıyor. Sen
sen ne iş yapıyorsun? Aynı iş mi yapıyorsunuz hepiniz? Yok. Hayır. Yok. Ben de özel bir firmada satış departmanındayım. Plastik gıda ambalajı satıyoruz. Okey. Bak ya, Duygu biraz rahatlatır mısınız? Görkem'in arkasından şöyle yapıyor bak. Düşünüyorum çünkü. Tabloya bak. Bırak düşünme Görkem. Ben düşünmüyorum. Seni biliyorum. Duygu sen ne iş yapıyorsun? Ben reklam sektöründe çalışıyorum. Evet. Oo. Sektöründe tam olarak ne yapıyorsun? Markalarımızın ihtiyaçlarına göre medya planlamalarını yapıyoruz. Pasta yapan kim? Yasemin. Yasemin? Ben. Hatta arkadaşların böyle düğününe nişana falan hazırlıyor musun? Yani kısmet olursa inşallah birilerini bulurlarsa yapacağım. Kim yapacak? Yani Görkem, Esra Nur, Hakkı. Ya ha, burada. Şu anda öyle bir şey yok. Yok, yani yaptığım bir arkadaşıma hobi olarak yapıyorum. Daha çok kendi oğlumun da doğum günü pastalarının hepsini ben yaptım. Ama işte inşallah o evlenirlerse ha, onlara da bir şeyler ayarlayacağım. Kaç katlı yaptın? En yüksek kaç kat oldu? 3. Kat çıkıyorsun sürekli? Sürekli. Nişan pastası kaç kat? Yani yaptığım 2 katlıydı. Nişan... Sen bağlı mı ya? Böyle bir şey yok değil evet. mi nişan pastası? Düğün pastası ama böyle bir... Henüz sen bir nişan pastasını yap, sonra düğün pastasını da yaparsın. Yaparım. Onlar birini bulsunlar. Kimde sıkıntı? Hakkı, Esra, Nur, onlar... Ve Görkem. Ay inşallah. Hadi inşallah. Duygu sen? Ben evliyim, bir çocuğum var 1,5 yaşında. Ay yeni daha maşallah, Allah evet. başlasın. Sağ olun. Güzel. Bu hobi olarak yapıyorsun. Hobi olarak yapıyorum. Harika. Gerçekten de öyle. Duygucuğum sen artık düşünme çünkü sen sıranı savdın. Hakkı'dayız. Hakkı. Ben de gıda firmasında çalışıyorum. Görkem'le, Görkem'le aynı gıda firması. Bende de var yani tarifler isterseniz ama evet. düşünürüz. Puana göre. Tarifi onda da var. Puana göre düşünürüz yani bu seviyeden sonra. Benle pazarlık ha. Puana göre düşünürüz. Ben ne yapabilirim ya? Ama batan Duygu. Geminin malları bunlar. Esra sen ne yapıyorsun? Ben de bir gıda firmasında operasyon yöneticiliği yapıyorum. Okey. O zaman Hakkı sendeyiz. Yapmadığınız halde birini tavlamak için bir şey söyleyeyim bunlar yap. Yani tam yapı soruya nasıl şimdi cevap versin birini bunlar? Birini bulsunlar. Buna belli ki yap, yalan söylemiyorlar ya. Yani. Evet. Zorlanacağız. Siz hazır olun. Tıkanacaklar bir yerde. Çünkü bak Hakkı, Esra'nın Görkem demek ki belli ki yalan söylemiyor. Yapmadığınız halde birini tavlamak için hangi aktiviteden hoşlandığınızı söylersiniz? Benim Yunus var saçım yapan mı? Kuaförüm. Mesela ona sorsam değil en popüler 6, mesela en popüler 50'yi sorsam tak 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 hepsini yapar. Direkt söylüyorum. Kayak yapmak. Kayak. Yapıyor musun sen? Yapmıyorum. O yüzden yalan söylüyorum. Buradan neydi o? Nasibimiz de gelecekteki eşlerine Hakkı, eşlerine şey Hakkı sesleniyor. Kayak yapmıyor. Eğer öyle bir şey söylerse hemen şey yapın. Hemen uzayın. Kayak yapmak var mı? Kayak yapıyorum. Aa. Wow. Hakkı. Duy, duy. Bak. İnsanlar nasıl tavlıyor tabii. gördün mü? Tabii. Evet. Az biraz feyiz al. Esra Nur. Ben yemek yapıyorum diyorum. Çok güzel yemek yaparım. Yapıyor musun? Hayır. Ay ben alenen böyle yalan söylüyorum. Yemek, çok güzel yemek yaparım. Sen benim gibisin. Yani. Çok güzel yemek yaparım var mı? Abi işte bu söylenir yani klasik. Sonra şey oluyor evleniyor insanlar falan. Daha öyle dedi ama hiç görmedik falan diyorlar ya. O ben. Yasemin hiç çarpınız yok. Bak 50 puanınız var. Tekrar hatırlatayım. Bak. İlk olacak gibi söyledim. Ablalarım, bak abilerim ve ablalarım kaç puanda? 163 puandalar. Evet. İki tane açılmamış. Hadi bitirelim şu etabı. Maç izlemeye bayılıyorum. Bak çok güzel. Kadınlar genelde bunu yapıyor değil mi? Yani ben bayılıyorum. Ama ha gerçekten bayılıyor musun evet. bir defa? Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe selam olsun. Takımı falan biliyor musun bayağı? Yani son zamanlarda maalesef çocukla ilgilenmekten çok artık şey yapamıyorum ama. Bayağı cevabı. Ama normalde şey izliyorsun. Tabii tabii. Güzel. Şey ne demiştim? Maç izlemeyi evet. seviyorum. Maç izlemeyi seviyorum. Var mı? Aa bence
Evet. Olmalı. Ha, aktivite. Evet, tamam işte. Ha, aktivite sen. Evet, olur. Olur bence de. 100 kişinin ayıbı yani. Ayıp etmişler. Görkem, sendeyiz. İki tane cevabım var da biri birinin içine girer mi bilmiyorum ama neyse, söyleyeceğim. Yürüyüş yapmak. Yürüyüş yapmak? Bilemedim. Sen sever misin yürüyüş yapmak? Hayır. Bu kadar net, bu kadar doğrucu. Yürüyüş yapmak açılır mı? Görelim. İkinci çarpınızı aldınız. Kümelin, ben size ne dedim? Aha, duygu açtıracak ama. Düşünmedim de. Çünkü bak, Görkem, Hakkı, Esra'nın oralarda şeyim. Bak, Yasemin açtırdı, sana da güveniyorum. Yapmadığınız halde birini tavlamak için hangi aktiviteden hoşlandığınızı söylerse... Ya Duygu, ne tatlısın yani, o anlık düşünmene gerek yoktu. Biz sohbet ederken diyor ki, hiç düşünmedim. öyle dedin sen bana, düşünmedim. Hadi ya, sayacağım. Sinemaya gitmek. Ah, sinemaya gitmeyi seviyor musun, sevmiyor musun? Ben seviyorum ama sevmeyip de seviyorum diyenler vardır diye düşünüyorum. Genç spor yapmayı da seviyor, öyle dedi. Sinemaya gitmek, çok seviyorum deyip tavlar mısınız birini? Bakalım. Üçüncü çarpınızı aldınız. Sinemaya gitmeyi herkes sever. Sevmez mi? Sever. Tabii canım, sinemaya gitmeyi herkes sever. Bizimkiler, Can, yapmadığınız halde birini tavlamak için hangi aktiviteden hoşlandığınızı söylersiniz? Gezmeyi çok severim. Merve? Gezmeyi çok severim. Buran? Seyahat tutkumdur. Seyahat tutkumdur. Buran şeyle... hareket falan şey kurdu cümleyle alakalı. Seyahat tutkumdur. Gülden? Temizlik yapmayı severim. O zaman. Ben iki çek... Şeyden girsene yine sen. Ben anne tarafından hatayım. Anne tarafından enstrüman çalarım diyerek kandırıyordum. Baba tarafından da gezmeyi çok severim, eğlenceli adamımdır diye kandırıyordum. Evet. Ama şimdi hangisiyle kandırsam onu bilemiyorum. Yapmadığınız halde birini tavlamak için hangi aktiviteden hoşlandığınızı söylersiniz de son karar senindir Ozan. Peki, ekibin fikrine uyuyayım. Gezmeyi, eğlenmeyi çok severim. İyi de bir şey söyleyeceğim ya. Ya onu da değiştirebilir aldım. Miyim? Hayır. Artık çok geç. Pakistan'da olsaydınız belki. Ama burada no. Bir şey söyleyeceğim. Gezmeyi, eğlenmeyi çok severim. Sevmez mi bazı insanlar? Ha, öyle sevmeyen var mı? Tabii canım. Hayır, böyle hayır, ülke ülke ben çok ülke eğlenceli gezerim. Adamım. Bak, benle sevgili olursan her hafta sonu oralar buralar senin gezeriz. Ha, öyle. Gezme deyince ben tabii yani ya. Böyle hani şık restoranlara gideriz. Ya da şöyle, sinemaya gitmek yerine oturalım televizyonumuzu seyrederiz. Me dönüşüyor. Aa, doğru şey. Doğru. Miskin miskin evde oturacağını. Burada herkes evli mi? Evet. Demek şey oluyor, öyle oluyor. Ben de olmayınca şey yapamadım tabii. Tecrübeli abiler ve ablalar biliyorlar. Hiç gezmeyi, eğlenmeyi yani bilemedim. Ama bakalım. Yani aslında öbürü benim. Gezmeyi çok severim dedi ilk olarak. Bakalım. Açılırsa bu etabı alırlar bizimkiler. Puanlar daha 17'lerde kaldı. 100 kişiye sorduk 5 partimde cevap arıyorum. Aileler yetişiyor. Yahu bu kadar yine açıldı hani bir önceki etaba göre. 96 puana mı ulaştınız daha? Oy, okey. 96 puan, bizimkiler 163 puanda. En popüler 3'ü görelim. Gezmek yani. Bak, o olur. En popülerini merak etmekteyim. Ne çıkar? Kitap okumak. Kitap okumak. Kitap okumak. Kesin. Bakalım neymiş? Tabii canım. Belgesel izlemek. Ve dördüncü etapımızla devam ediyoruz. Hakkı Merve geliyor. Yüz kişiye sorduk. En popüler altı cevabı arıyoruz. Genellikle yaz aylarında yenilen yemeklerden birini söyle. Dondurma. Seni ben yerim ya aynı anda. Dondurma. Bakalım. Ha? Hakkı,
Genellikle yaz aylarında yenilen yemeklerden birini söyleyin. 5. Meyve olarak karpuz yemek. Karpuz var mıdır? Karpuz peynir. Görüşürüz, en popüleriymiş. Yemin ediyorum aklıma gelmişti. Yok vallahi gelmemiş. Benim geldi. Çünkü niye? Aslında şey yemek midir diyecektim tamam ama sonra şey diyoruz ya. Aa karpuz peynir yedik. Öf. Esra Nur. Kızartma. Yaz aylarında daha çok mu yeriz? Evet. Neden? Yani yok merakımdan bütün, soruyorum inanın. Bütün çünkü sebzelerin mevsimi. Aa tamam okey. Ben çok kızartmayla alakam olmadığı için sordum. Kızartma. Bakalım var mı? Wow! Yasemin. Barbunya. Zeytinyağlı barbunya. Ha barbunya. Oo çok güzel. Barbunya var mıdır? Ve Görkem. Tabii catering iş yapıyorsunuz aslında değil mi? De öyle mi? Evet. Catering diyoruz yani evet. Hakkı'nın kırmızı beyaz diyecektim ayol. Evet karpuz peynir demesi. Görkem sendeyiz. Genellikle yaz aylarında yenilen yemeklerden birini söyleyin. Taze fasulye. Bakalım var mı taze fasulye? Benim aklıma ilk taze fasulye gelmişti. Ne yalan söyle. Duygu. Evet alkışlamayı bırakıyoruz. Duygu'ya bak bitti ya hala alkışla. Bakayım. Karpuz peynir, taze fasulye, kızartma barbunya. Barbunya yaz aylarında daha çok yediğimiz yemekler. Evet. Senden acaba en popüler 3 mi gelir 2 mi? Cacık demek istiyorum. Oo, of. Ben bir cacık yapıyorum. İlk aklıma gelmişim. Cacık var mı? Cacık. Olmaz mı? Niye Gülden? Çok cacık bir cevap diyorsun. Bakalım cacık var. Ya bir şey söyleyeceğim. Orada taze fasulye var. Barbunya var. Kızartma var. Karpuz da var. Çok haklısın. Hakkı. Bir tane çarpınız var ona göre 96 puandasınız. Bakın karşı tarafta abileriniz ve ablalarınız 163 puan. Yaprak sarma. Bakalım yaprak sarması var mı? Kışın da yiyoruz bu arada yaprak sarması ama çok haklısın. O yapraklar yazın öf çok güzel olur. Ben şimdi gideceğim toplayacağım. İkinci çarpınızı aldınız kümelenin. Bura. Esra. Geldik bana. Yazın daha çok yediğimiz. Pardon ben soruyu net tekrar sorayım. Genellikle yaz aylarında yenilen yemeklerden birini söyleyin. Çıkanlar karpuz peynir, taze fasulye, kızartma, kızartma ve barbunya. Menemen demek istiyorum. Menemen var mı? Dua ediyoruz. Bazı artık yemeklerin galiba mevsimi yok. Mevsimi geldiği için. Menemen bu arada soğanlı. Soğanlı. Tartışılmaz. Soğanlıdır. Can. Hadi bakalım. Enginar. Enginar. Zeytinyağlı biber dolması. Sen tabii hemen bir farklı bir. Gülden. Enginar. Ozan. Enginar. Zeytinyağlı biber dolması enginar. Nedir Ozan? Enginar. Enginar. Enginar var mı? Daha 17'lerde kaldı. 100 kişiye sorduk 5 popüle cevap arıyorum. Aileler yarışıyor.
yarıştık, yarıştık, etap etap ilerledi, cevaplar açtırdık, açamadık. Ancak puan, 13 puana farkı indirdiniz. 150 puandasınız daha 17'ler ve bizimkiler 163 puanda. Enginar ya evet, dedim ya bazı mevsimlerde artık, ama fasulye zor. Yani kışın zor. Yani o da var ama patlıcan yemeği çıkacak. Mevsimi değil çünkü. En popüler üç tane olur. Ozan sen gönlündeki neydi ya, onu merak ettim. Biber dolması. Yok, humus diyecektim. Humus. Ama zeytin ya öyle şey humus değil. O sıcak böyle içinde pastırma olandan değil. Bizim Hatay'da mesela böyle bayağı soğuk meze gibi gelir. Ha, okey. Evet. En popüler üçü görelim. Humus çıkarsa... Sen söyledin patlıcan. Kim söyledi? Patlıcan. Söyledim ben, patlıcan dedim. Patlıcan yemeğini ben. En popüler iki de ne ola ki? Aaa! Soğuk çorba dedi. Yoğurt çorbası. Aynen. Aslında çorba şey, siz Antep'te de çok var. Soğuk çorba ayran falan. Ayran aşı mı diyor? Ayran aşı. Ayran aşı. Çok İlk iyi. Ben bir ayran aşı çorbası çok güzel içiyorum yani. Esra Nur ve Can geliyor. Yüz kişiye sorduk. En popüler 5 cevabı arıyoruz. Bu etap çok önemli, duble puan etabı. Çünkü bu etap artık finalistimizi belirler. O yüzden asılın. Arada dediğim gibi 13 puan fark var. Ay ya hadi. Çok heyecanlı. 100 evli erkeğe sorduk. 5 popüler cevap arıyoruz. Eşinizi tek kelime ile tarif etseniz o ne olurdu? Can? Ben öyle demem. Affedersin. Bu arada. Eşim de izleyecek şimdi, sen böyle demiyorsun diyecek, evde kavga çıkmasın. Hayatım derler. Üçüncü kişi tekniği yapıyorum. Ha okey, sen şöyle 100 kişiyi düşündüm. Hayatım derler dedi. Bakalım var mı? Esra Nur. Eşinizi, bak 100 evli erkeğe sorduk. Eşinizi tek kelime ile tarif etsen... O ne olurdu? Diğer yarım. Oo, romantik. Diğer yarım. Bakalım var mı? Ozan, eşinizi tek kelimeyle tarif etseniz o ne olurdu? Mükemmel. Mükemmel var mıdır? Benim mükemmel bir eşim var. Görüşürüz. Duble puan etabını bizimkilerle başlıyoruz. En popüler 5'te mükemmel. Benim işim mükemmel. Bu arada mükemmeldir de yani. Ha? Mükemmeldir bu arada. Ya ne güzel. Adı ne, buradan selam yollayalım? Serap. Serap. Serap'cığım seni öpüyoruz. Mükemmel bir eşsin. Ben Gülden. Çok güzel. Çok güzel. Eşiniz tekilem. Hakikaten de ya. Ne güzel bir kadın Gülden. Çok güzel. Var mı? Wow. Tatlı Buğra. Eşinizi tek kelimeyle tarif etseniz o ne olurdu? Güzel, mükemmel. Becerikli. Çok önemli. Yes. Çok becerikli eşim var. Mıdır? Güzel, becerikli ve mükemmel bir eşim. Şimdi bende olsa, ben ne popüler be, ben orada direkt sıralarım. Ama olmayınca demek rahat mı konuşuyoruz? Merve. Zeki. Cümle içinde kullanmak ister misin eşini? Eşim çok zekidir. Sen harika bir insansın. Zeki var mıdır en popüler 5 cevap arasında? Yes. Güzel. Zeki, becerikli, mükemmel açılan cevaplar. Bir tane açılmamış cevap var. Can, hiç çarpınız yok. Doğru cevabı açtırdığın anda finalde sizinleyiz. 10 bin lira için. Çok, çok gerçekten şu anda kendimi baskı altında hissediyorum. onun için yapmamıştım aslında ama haklısın. Bir an göz göze geldik. Düzenli. Olabilir benim mi? İşim... Bilemedim. Güzel, zeki, becerikli, mükemmel arasında düzenli çıkar mı? Olmadı. Çıkmaz. Yasemin ne oldu? Çıkmaz. Düz
düzenli dedin değil mi? Derken de çok güvensiz dedim. Düzenli var mı? Hiç çarpınızı aldınız Ozan. Anlayışlı. Anlayışlı bir eşim. Çıkarsa bu akşam bizimkilerle finalde yarışıyoruz. Aa, peş peşe ikinci çarpınızı aldınız. Fırsat ayağınıza geldi, kümelenin. Gülden, sendeyim. Doğru cevabı açtır, finalde sizinle yarışıyoruz. Bak, 100 evli erkeğe sorduk. Eşiniz tek kelime ile tarif etseniz, o ne olurdu? Güzel, zeki, becerikli, mükemmel. Güçlü. Aa, çok güçlü yani, benim eşim. Dirayetli, güçlü. Güçlü. Açılırsa finalde bizimkilerle yarışırız. Çok uzun oldu ya birden. Her şey çok güzel gidiyordu. Üçünü çarpınızı aldınız. Geldim size Esra Nur. Eşinizi tek kelime ile tarif etseniz o kelime ne olurdu? Ben çekici derim. Hakkı? Titiz. Duygu? Titiz diyorum ben de. Görkem? Titiz. Son karar senin Yasemin. Doğru cevabı açtırırsan finalde sizinle yarışacağız bakayım. Evet. Ben de titiz diyorum. Çok titiz bir eşim var. Düzenli vardı orada. Evet. Açılmadı. Titiz açılır mı? Açılırsa finalde bu akşam daha 17'lerle yarışacağız. Ama açılmazsa bizimkilerle mi? Bakalım. Şimdi şöyle, orası düzenli dedi, sen titiz dedin. O yüzden hep diyorum ya, biraz bir sakin olun bir önce. Burada kaptan, bir heyecanlı çünkü hemen söylüyor. O zaman da ben üzülüyorum. En popüler dört ne olur hemen görelim. Hep güzel. Tabii pozitife gittik değil mi? Hep övüyoruz, hep övüyoruz. Efendim, daha 17'ler. Yasemin, iyi misin? Çok şükür. Yasemin hiç mutlu değil, öyle söyleyeyim size. Ama eğlendiniz mi? Çok eğlendim. Duygu sen gider ayak kalkarsın. Çok eğlendim, daha 17 yıl var. Güzel, bravo. Sizi tanımak çok güzeldi. Görkem galiba karşı tarafa bir şey diyecekti. Yok, başarılar. Harikasınız. Efendim bu akşam bizimkilerle 10 bin lira için yarışıyoruz. Bizimkilerle finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Gülden Ozan. Ve Ozan. Ozan bir an yarıştım unuttu galiba. Kimle ilk yarışıyorum? Ozan seni şimdilik müzik odasına alacağım. Gülden seni de final için yerini alacağım. Gülden bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var, sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver, aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pasteki süremiz kalsın. Anlaştık? Anlaştık. Hazır mısın? Hazırım. Çok güzel. Tek bir ricam var senden, yüksek sesle bana cevap ver. Anladım. Tamam. Tarlada görebileceğiniz iş makinelerinden birini söyleyin. Kazma. Serisi olan bir şey söyleyin. Pas. Futbol maçı izlenen bir yer söyleyin. Stadyum. Balığın pişirilme yöntemlerinden birini söyleyin. Fırında. İstanbul'da heykeliyle anılan bir semt söyleyin. Sultanahmet. Serisi olan bir şey söyleyin. Pas. Serisi olan bir şey söyleyin. Gülden, 10 bin liraya giden o yolda bakalım neler yapmışsın. Tarlada görebileceğiniz iş makinelerinden birini söyleyin dedin. Sen... Kazma dedin. Kazma dedin. Kazma bizimkilere kaç puan getirir? Kazma.
yüzden ben de zorlandım yani. İş makinesi kazma deyince ne dediğini hatırlamaya çalıştım. Serisi olan bir şey söyleyin dedim. Maalesef süren yetmedi, o yüzden senden cevap alamadık. Futbol maçı izlenen bir yer söyleyin dedim. Stadyum dedi. Stadyum size kaç puan kazandırır? Pişirilme yöntemlerinden birini söyleyin dedim. Fırında dedi. Fırında sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? İstanbul'da heykeliyle anılan bir semt söyleyin dedim. Sultanahmet dedin. Sultanahmet'ten kaç puan daha gelir? ...56 puan topladın Gül'den. Seni alkışlarla yerine alıyoruz. Final için Ozan geliyor. Ozan, bu akşam aileler yarışı oradan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için... ...toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Değiştir dersen bil ki senden önce Gül'den aynı cevabı vermiştir. O zaman da acil bir şekilde cevabını değiştir. Peki. Aklına takılan bir şey? Teşekkür ederim. Gayet. Harikasın. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Tarlada görebileceğiniz iş makinelerinden birini söyleyin. Traktör. Serisi olan bir şey söyleyin. Duyamadım. Serisi. Sayılar. Futbol maçı izlenen bir yer söyleyin. Stadyum. Değiştir. Televizyon. Balığın pişirilme yöntemlerinden birini söyleyin. Buğulama. İstanbul'da heykeliyle anılan bir semt söyleyin. Üsküdar. Güzel. Bakalım Ozan, 10 bin liraya giden o yolda sen neler yapmışsın? Hadi bakalım. Oo, Gülden'den daha çok umutluydum ben. Gülden'den? Daha fazla umutluydum. Evet. Ben dedim herhalde 150'sini Gül'den almıştır 50'ye ben. Ben tarlayla bu işi. Tarlada görebileceğiniz iş makinelerinden birini söyleyin dedim. Sen? Traktör dedim. Traktör dedin. Traktör 56 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? Buranın en popüler cevabıymış Ozan. Serisi olan bir şey söyleyin dedim. Sayılar dedin. Aslında dizi. Film ya da. Böyle seri gibi düşündüm. Bakalım sayılar size kaç puan kazandıracak? Buranın en popüler cevabı. Sonra aklıma geldi. Futbol maçı izlenen bir yer söyleyin dedim. Televizyon dedin. Televizyon bizimkilere kaç puan kazandırır?
bulama ulaştınız. Balığın pişirilme yöntemlerinden birini söyleyin dedim. Bulama dedi. Peki bulama size kaç puan getirecek? Biraz zor. Buranın en popüler cevabı ızgaraydı. Evet. İstanbul'da heykeliyle anılan bir semt söyleyin dedim. Üsküdar dedin. Aslında Kadıköy olabilirdi. Üsküdar bizimkilere kaç puan daha getirir? %52 puandasınız. 10 bin lirayı kazanabilmeniz için 48 puana ihtiyacınız var. Ne diyorsun Ozan? Vallahi çok aşırı eğlendik biz. Kazansak da olur, kazanmasak da olur. 10 bin liradan daha güzel anılar biriktirdik. Harikasınız. Bakalım Üsküdar bu akşam size 10 bin lirayı kazandırabilecek mi? Ama bir şey söyleyeyim mi? Siz ne kadar eğlendiyseniz ben o kadar eğlendim. Süper. Harikaydınız. Bravo. Buyurun buyurun böyle gelin. Hadi, Gülden, hadi. Tatlı Buğra, Merve ve Can. Hakkı gitti ama Merve kaldı. Çok güzel Ozan. Eğlendin mi Gülden? Çok eğlendim. Şunu söyleyeyim hakikaten orada rahat olabiliyorlar. Burası bambaşka bir şey öyle mi? Evet öyle oldu. Bir de bir sorumluluk geliyor değil mi? Evet ya. Ya sahne başka bir şey. Yani, ne başka? Sahne başka bir şey. Sahne televizyon başka, başka bir şey. Aynen iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Yepyeni bir aileler yarışıyor da. Yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.